Yani böyle bir anne fıtratı var abi. Yani gerçekten öyle ya. Her şeye yetişen eli. Rusların sözü var abi. Хорошому человек по большой. Büyük insanlar büyük oluyorlar. Ha, iyi insanlar büyük oluyorlar. Ne kadar doğru biliyor musun? Şişmanların kendini bu bir şey yapması, teskin etmesi. Sen eskiden beri şişman mısın böyle? Abi biz... ya sen dediğin diye estağfurullah. Yok yok şöyle. Yapamazsın. Yok yok ben... Çaplı diyelim yanlış oldu. Yok yok. Onda sıkıntı yok. Zaten bunu kendiniz kabul etmediğiniz zaman bu sefer şey oluyor, alay konusu oluyorsunuz, başka insanlar... Ya senin gibiler yok, özgüvenli yok. Oluyor abi ya, ben onu gördüm. Çok rahatsınız abi, siz kendinize espri yapmazsanız, yani mesela arabaya biniyorsunuz, herkes işte o taraf çöktü falan diyor, siz bunları siz 1000 defa duymuş oluyorsunuz. O yüzden siz kendiniz çok rahat olmanız lazım, yoksa o hiç çekemez. Siz kendiniz birkaç defa yapınca herkes bırakıyor onu. Ama en sevilen de abi, valla sizler oluyorsunuz ya maşallah. Önemli. İnsan kendini olduğundan farklı gözükmeye çalışınca sempatik olmuyor zaten. Kadir abi şu anda biliyorsunuz ben Fizan'dan Turan'a, kuzeyden güneye, şarttan garba ziyaretler yapıyorum. Muhacir ziyaretleri yapıyorum. Arkadaşlarımız ne halde? Tohum misali dağıldılar da ben de o dağıldığı yere parça parça nerelere gittiler pare pare olan arkadaşları bir ziyaret edeyim diyorum. Burada da Orta Almanya'da da Kadir kardeşle tanıştım. Kadir kardeşle. Gerçi hızlı girdik. Daha millet daha birikmemiş olabilir. İleride böyle 25-30 oluyor. Sonra 500-600-700 kişi izliyor. Şu anda kaç kişiyiz abi? Orada bir rakamı yazar. Nerede yazıyor? Orada. Altta 2 kişi, 3 kişi var. Ama daha fazla kişi de olabilir. Ben çünkü hızlı girdik de. Hı-hı. Kadir abi, senin hikayen neredeydi Türkiye'de? Önce nerede doğmuşsun? Abi ben Ankara'lıyım. Şöyle Orta Asya'da okullar açılınca tamam öğretmenler lazım oldu. Bir de şey gerek oldu. Öğrenci. Öğrenci, belletmen gerek oldu. Çünkü öğretmen derse giriyor, çıkıyor, yoruluyor. Onun dışında herkes şunu söyler. Orta Asya'daki öğrencilerin Türkçesinin iyi olduğunu söyler. İşte bunu yapanlar belletmenlerdi. Aslında. Oraya işte gittiğimiz zaman üniversite dediler İngilizce bölümü. Sen Türkmenistan'a mı gittin? Türkmenistan'a gittim. Liseyi bitirdin Ankara'da. Liseyi bitirdim. 20 sene Türkmenistan'da. Of, 20 yıl. 20 yıl. Aman yarabbim. Orada mı evlendin? Oradan evlendim. Hanım da oralı. Türkmen. Türkmen. Hadi. Ankaralılar da biraz Türkmen zaten abi. Ben öyle görüyorum. Öyle öyle. Değil mi? Afyon, Ankara, Eskişehir. Öyle. Dilimiz de benzer. Konuşurken aksanımız da benzer. Hmm. Çocuk var mı? Var 3 tane abi. Maşallah abi. Neredeler? Onlar şimdi Irak'talar ha. Hadi. Irak'talar. Çok Irak'talar ya. Yok, yok. Uzaktalar. Gözden Irak, gönülden Irak değiller ha. Hmm. Artık sosyal medyada. Her gün görüşebiliyor musun? Arıyorum her gün. İşte bazı günler yorgun oluyorum, aramadığım oluyor. O zaman ertesi gün fırça geliyor. Hadi. Hadi aranmadı falan. Bu sefer çocuğu arattırıyor. Çocuk baba neden aramıyorsun diyor. Hadi. Kaç yaşlarındalar? Abi, çocuk ilkokul 1'e başlıyor. Öbürsü 14-15 yaşlarında. Kız da işte 18 olduğu için şimdi üniversiteye gidecek. Yani ilk iki arada bir arasa da küçük çok arar seni. Ya tabii küçük aslında arıyor da işte bizim çocuklar şöyle bir Türkmenistan, bir Irak böyle biraz hani çeliğe, demire çifte ne vermek? Çeliğe çifte su vermek. Hmm. Ya bizim çocuklar böyle biraz alışkınlar yani. İyi. O ülkeden o ülkeye garibanlar alışkınlar. Sen şimdi ne kadardır ayrısın onlardan? Bir sene oldu. Yaklaşık bir sene, 2 ay, 3 ay. İnşallah hayırlısı. Oturum da almadın değil mi? Yok da almadık. Yavaş alırsan işler. Gelebilecek. Gelecekler o zaman. Alırsak gelecekler. Biraz yavaş oluyor Irak'tan işler de. Olacak dua, işte. Dua edelim arkadaşlar, dostlar. Arkadaşlar ben Almanya'da Kadir kardeşim, Kadir hocamın misafiri olduk. Ben kendi misafirim olduğum abimle birlikte. Şu anda kameraman. Şimdi burası kimler kalıyor? Burada mülteci, iltica başvurusu yapanlar için ayrılmış bir yer. Evet. Hayim, hep duyuyordum hayim. Hayim böyle bir yerim. Hayim ev demek abi. Zaten Almanların kendileri de şeyden sonra, savaştan sonra böyle evler çok yıkıldığı için, aşırı bomba aldığı için Almanya. Evet. Kendileri de böyle yani bir evin bir odası, böyle banyo ortak, mutfak, tuvalet ortak. Kendileri öyle kullanmışlar. O yüzden de... O ilk her şey yıkıldıktan sonra... Evet, hayır ev demek zaten. Ortak yaşam. Evet. Hmm. Sonra işte paralar oldukça
Doğru. Yeni evler yapıldıkça geçmişler. Bizim de hikayemiz yeniden başladığı için demek ki buralardan hocam, onlar gibi. İnşallah daha hayırlı, daha güzel günler olur. Ben hocam geçen 2-3 hafta önce Finlandiya'nın o güneşin baktığı zaman çıkmadı, çıktığı zaman bir türlü batmadı. O garip dünyanın tabanına gittim. Bırak arkadaşların daha önce olduğunu, Türklerin bile daha önce olmadığı yerler, insanların seyrek yaşadığı yerler. Bizim arkadaşlar her bir yerde onlarla söyleşiler yaptık, tanıştık, muhabbet ettik. Bana da kan depolandı, bir umut depolandı. Onlar adına da farklı oldu. Paris'ten abi, artık bak kavram da değişti. Ankara'dan abi geldi derlerdi. Paris'te tabii biz abi değiliz de. Dosttu, kardeşlik, uzaktan gelen. Böyle güzel bir frekans yakaladık. Belki şu anda izleyenlerden de vardır. Ondan sonra o İskandinavya'dan takipçilerim oldu. Nasıl daha önce beni fark etmemişler, talihsizler bilmiyorum. Neyse, kadar işte. Böyle gezerken de program yapıyoruz. Bundan önce Kayser Slaten'de bir evde muhabbet ettik yine Instagram canlıda. Benim canlı sıcak bir ortamım. Yani bana bazen diyorlar hocam YouTube'da yap falan da. Ben istiyorum ki biraz daha böyle sıcak bir ortam. Benim için artık Instagram'da oluştu. Şiir geceleri falan 2 yıldır yapıyorum. 16. kat banyoda yaşıyorum. Ben tek yaşıyorum, benim çocuklar da geldi 4 yıldır. Ama bu vesile geziyorum yani. Bu sultanlığı, böyle seyyah sultanlık oldu. Geziyoruz, ediyoruz. Ben bekarlık sultanlığa dayandırdım dolayı. Yani bu zamanı üretkenliğe veriyorsunuz yani. Öyle deneyim mi bilmiyorum. İçe kapanıp işte sıkılıp ay bunaldım diyene kadar bir şey üretmeye veriyorsunuz. Ya bilmiyorum ki öyle. Sen internette de meşgul olduğunu abi söyledi. Boş durmuyor musun yani? Sen nasıl, sen de üretiyor musun? Neler yapıyorsun internette? Yok, internette çok bir şey yaptığımdan değil de aslında eskiden gelme bir fotoğrafçılık var. Aa, o çok çok değerli ya. Bakalım işte videolar çekiliyor da. Yani şimdi, çaydanlığı burası... gösterebilir misin? Nasıl bir çaydanlık var abi? Alüminyum çaydanlık abi, idare. Ama çay alüminyum da iyi olur derler abi. Yoksa çelik çaydanlığım var da. Gider. Ben ilk geldiğinde semaverimi de alayım. Hadi. Tabii yani. Normalde abi söylemedi, yoksa ben bu saatte semaver de yakarım. Hiç erinmem semaver yakmaya. Tamam, bir dahaki sefere bir daha gelirim benim oraya. Ama sen evine çıkmış ol, çocuklarına kavuşmuş ol inşallah da. İnşallah. Fotoğrafçılık yapıyorsun. Hangi kapsamda? Abi burada... Şöyle, insan fotoğrafı çekmek birazcık dil bilmediğimizden biraz sakıncalı, bir de izin almak lazım zaten. Ama benim çok hoşuma gidiyor. Ben fotoğraflarını çekemiyorum. Mesela tren istasyonunda bir Alman çocuğun elinde yaban ekmek yiyerek gezdiği benim çok hoşuma gidiyor. Veya böyle eşofmanın dizi yırtık böyle. Ama şeyde modadan dolayı değil yani. O gün oyun oynamış, çocuk yırtılmış. Veya ayakkabısının bağı çözük. Yani detayları fark edersin sen. Bu salaşlık hoşuma gidiyor. Yani illa Almanya derken herkes işte... Çaktırmadan çek abi mi? Yok abi, o kanunlara aykırı. Yani çocukları, insanları tabii izin almanız lazım. İzin de pek vermezler. Yok, çocuklar bir şey demez de. Yani bir de mülteciyiz, kendimizi çok anlatamayız. Söylüyor musun yani? Yok, söylemiyorum ben. Söyleyemiyorum. Ben o fotoğrafları şeyde çekemiyorum. Direkt çekemiyorum da. Yani aslında onları çekmek isterdim. Hayatı çekmek isterdim ama. Ne çekiyoruz? Dağ bayırı çekiyoruz. Meyveleri çekiyoruz. Buralarda bir sürü... Mesela şu anda kızılcık zamanı. Bir sürü meyve var. Çok zengin buradaki insanlar. Toplamıyorlar. Senin Instagram sayfan var mı? Yok. Aslında bu dediklerin tam Instagram sayfalık. Bir aç. Ben de reklamını yapayım ya. Senin paylaşımların... Şu an Instagram tam böyle bir platform, biliyorsun değil mi? Instagram fotoğraf için. Yani evet. Ben de aslında çok şeyci değilim de, yeni gelişmelerin takipçisi değilim. Tarihçiyim. Hatta çok tarihte kaldığım için gelişmeleri kaçıran bir adamım. Halbuki işin felsefesini yapan bir adamım. Hatta şöyle anlatıyorum işte, yetiştirdiğimiz nesillerin çağını biz yaşayamayacağız diye de böyle metaforlarla anlattım, aforizmalar var. Fakat gerçekten çok hızlı bir çağ var, çok hızlı dönüşüyor. Gezegen değişiyor yani, çocukluğumuzun dünyası yok yani şu anda, değil mi? Mesela şu anda ben biliyorum ki Moğolistan uyumuştur, oradan da takipçim var da. Orta Asya'ya, yani Orta Asya'dan uyumayan varsa belki izliyordur. Ama Amerika, Kanada, mesela Zeliş abla girdi mi? Diyor, Ahmet Hoca ile birlikte izliyoruz hocam diyor, hocamla. Böyle arkadaşlarımızı tanısınlar yani. Ya bir girdik içeri, neyse konuyu şey yaptım. Allah dedim, hemen aklımda 2-3 böyle ömrümün periyodunda benzer
Hiç durmazlar dedi bu tipler. Hakikaten öyle. Hamar atla abi lavaboyu falan müsait hale getiriyor, ediyor. Hemen halıları seriyor, mutfağa giriyor, geliyor. Abi tam bir ana fıtratı bu ya. Yani onu söyleyeyim. Allah razı olsun. Sevindim yani. Böyle bir yer herkes kaldıramazlar uzun yıllar senin gibi birisi olmadıktan sonra. Yani ben böyle tek başına değil mi? Başka arkadaş yok şu anda. Yok. Onun dışında farklı milletler mi var? Var işte. Arnavutlar var. İranlılar var. Hadi. Ha. Nasıl onlarla ilişki? İyi. İyiler ya. Devamlı yemek gelir. Tek problem geç saat yemek getirmeleri. Bir de kendileri yemek yapıyorlar. Kendileri yemek yapıyorlar. Her gün de, yani bir gün biri vermese biri yemek veriyor. Ha, sen yapmıyorsun yani. Yok yapıyorum da ben yemek yedikten sonra bir de getirip yemek veriyorlar. Gece bu saatte. Ayıp olmasın diye yiyor yani. Yani. Ya işte, hocam çapını koruyan yani. O da güzel. Sen yine geç vakit yeme be hocam. Ya işte geç vakit yememeye çalışıyorum da. Onun yemeklerine alıştın mı ya? Onlar baharatlı maharatlı yaparlar genelde. İranlılarınki öyle baharatlı ama Arnavutlarınki aynı bizim mutfakta. Hmm. Yani yok keçi peynirinden, zeytinyağından. Of. Yani aynısı. Kahvaltı yazıyor ben kalayım burada abi. Ben zaafım olan şeyleri söyledi yani. Var var abi. Ablada şu anda birçok şey var. Peynir var. Bana vermek istedi de ben acıyıp alamadım yani. He. Koyun peyniri geliyor. Ta oradan getirtiyorlar. Zeytinyağı. Arnavutluk'tan getiriyorlar. Abi herkesin, bu Almanya öyle ya. Buraya gelişmesinin sebebi o yani. Buraya gelen mülteciyle herkes kendi kültürünü getiriyor. Dünya mutfağı oluyor. Dünya mutfağı oluyor. Sen uzun sürede buradasın. Buradayız bakalım. Sen uçakla geldin değil mi? Yok bir şekilde. Biraz yani. Biraz daha zor geldik biz. Geliş 3-4 ayı buldu. Yürüyerek geldin demedi. Yok ben ona da hazırdım. Ona da gelecektim de. Yani ben o şey ilk başta ben öyle zannettim. Öyle geleceğimizi ve hiç bilerekten gelmedim işte. Ben ayarlamadım yani. Ben hiçbir şey yapmadım. Ve geldin Almanya'nın tam ortasına. Burası tam ortası coğrafya baktım da. Şu anda Almanya'nın mesela şey olarak bir demire böyle platforma kesseniz bir pergel böyle koyup Alman haritasını yani buradan ortasına yürüyerek gidebilirsiniz. Tam ortası burası. Tamam. Ağırlık en merkezi. Uzak nokta en fazla belki 500. Değil mi tekrardan abi? Evet. Yani öyledir yani. Yoksa sesiniz gerçekten. Buranın ismini de söyleyebilirsiniz. Kassel'e yakın burası. Kassel'e yakın. Kassel'de belli bir mülteci. Tabiat çok harikası bir nokta geziyorsun değil mi? Burası şey diyorlar Almanlar. Almanya'nın İsviçre'si. O derece. Tabi burada mesela dağ var. Ben söylediğim zaman işte dağ var. Yok işte gölde görmüşsünüzdür. Yatlar geziyor, kayıklar geziyor. Onları söylediğin zaman bazı insanlar diyor ki dağ mı? Nerede dağ buldun işte? Bu Almanya'da her tarafta dağ yok falan diyorlar. Yani belki bir kara orman tarafı var bunlar. Alp'e yakın oralar. Belki oralar vardır. Abi harika bir yer. Bir de Irak gibi bir yerde gelmişsin. Onlar çok şaşırıyordur ya böyle yemyeşil. Bizim uzun göl müydü? Oraya gittikleri zaman Araplar bayılıyor. Çok yer alıyorlar. Çünkü o coğrafyada yok yani. Yeşil yok yani. Abi Irak'ta evimde 1, 2, 3, 4, 5 tane klima var şu anda. 5 klima var. Buraya geldim. Ramazan'da işte su kaybedeceğiz işte aman şey olacak işte sıcaktan bunalırız falan diye. Vantilatör aldım. 2 gün kullanabildim ben. Yani burada sonra kurtuladım vantilatörü. Yani bir vantilatör bile kullanılmıyor. Sineklik olursa şeyi açabilirseniz, pencereyi açabilirseniz yetiyor yani. Yılın sıcak günü en fazla bir hafta. Ya bir yıl aşkın kalınıyor mu Haim'de ya? Ben hiç bilmiyordum, şaşırdım ya. Bizim Paris'te böyle bir şey yok. Paris'te direkt herkes kendi başının içerisine evime. Tabii destek alıyor, veriliyor sosyal devlet. Ama bu Almanya bildiğiniz gibi yani. Fransa neyse bilinçaltı aynen o öyle. Gevşek bir şekilde. Burası çok sıkıya alıyor. Dil öğrenme burada sıkı. Dil öğrenme sıkı da abi şöyle. Aslında gelir gelmez insanlara hemen dil imkanını kamplarda az bir şey başlıyor. Hayma geçtikten sonra eğer oturumunuz gelirse Almanya sizi kabul etmiş hiç problem yok. O zaman hemencik dil kursunuz başlıyor, hemencik eve geçiyorsunuz. Ne bileyim bir masanız oluyor, sıranız oluyor, kursa gidiyorsunuz. Eğer oturumunuz gelmezse abi, eğer kendi gayretiniz yoksa, mesela ben şu anda anlayabiliyorum, derdimi anlatabiliyorum. Ama ekmek suyu biliyor musun abi? Her şey. Açsın söz kalmasın. Yok yok, sıkıntı yok. Her, anlatıyorum derdimi. Sen hocam burada sıkılmıyor musun? Tek başına sıkılmıyor musun yani öylesi? Yok. Yani böyle hep yapacak bir şeyler biliyorum değil mi? Bisiklet tamir ediyorum. 3-4 tane bisiklet, eski bisiklet aldım.
Bunu parayla mı yapıyorsun? Yok. Hediye ediyorum tam da. Hadi ya. Keşke bu Almanya'da bir insana bir şey hediye etmek çok zor abi. Herkesin her şeyi var. Ha, bir de o var, bir de maddiyattan aşırı doymuşlar. Ya şu çekimi bir yere koyayım dedim. Bana hemen hocam bak şu turapı göstersene abi. Tamam Efer biraz dağınık ama neyse yani bekarayım ne yapalım. Trapot hemen bunu hediye edeyim dedi ya. Ya işte böyle benim gönül kardeşlerim var dünyada ya. Hemen hediye edeyim abi. Başka yerlerde hemen kaç paraya kalkarım. Ya öyle adamlar da var yani canımı sıkan da. Hocam bir gün çok çocuğun gelsin gel Paris'e. Bak ben bir Paris'i seni ziyaret etti. İnşallah. Ağırlarım yani sizi. Burada bir site var abi. eBay. Kleinanzeigen diye ilan koyuyorsun bizim sahibinden.com gibi. Mesela bir defa bisiklet buldum hemen oraya koydum. Ondan sonra polise götürene kadar birileri dedi ben alabilirim dedi. Sonra götürüp polise verdim. Geçenlerde burada oturuyorum bir tane köpek geldi. Tık, 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 tık. Gel bakayım dedim geldi. Geldi kucağıma. Oo çok tatlı bir şey. Mis gibi kokuyor şampuanla yıkamışlar. Sonra çocuklar geldi. Çocuklar şey dedi. Ya dedi bu temiz mi falan dediler. Şimdi diyeceğim sizden temiz diyemedim çocuklara. Dedim ki benden temiz dedim. Bakın dedim ya ne güzel kokuyor köpek. Isırmıyor da. Sonra çocuklara verdim. Dışarı çıktım sahip. O sahibi arıyordur onu ama. İşte ama köpeği kapıyı kapatmazsam kaçarsa tutulamaz yani. Sonra dışarı çıktım baktım bir tane çocuk koşturuyor. Bir tane adam böyle yüzü sipsiyah olmuş böyle arıyor. Bunlar için gerçek çocuğu kaybolmuş gibidir ha onlar için. Ya çok tabii çok sevdi. Bir de çok pahalı abi. Yani $500. Şey mi süs köpeği gibi bir şey mi? Evet evet. Bir de pahalı yani. Mis gibi kokuyor. Sonra işte sahibine hem internetten şey yaptık, verdik. Hem internetten başkaları da yazıyor hemen böyle. Ben alabilirim, ben sahiplenirim. Dakikasında hemencik böyle. Hadi ya. Pahalı ama böyle uyanıklar var, kurtlar var. Sonra eski bir bisikletten zil çıktı. Böyle eski ama Alman malı böyle eski bir şey. Belli o kaliteli bir şey oldu. Güzelce temizledim. Kendi bisikletime koymadım. Eski model olduğu için. O siteye koydum satmak için. Bir Alman dedi ki benim dedi bisikletim vardı. Bisikletin fotoğrafını gösterdi. Gönderdi. 60'ların 70'lerin bisikletleri. Şimdi ben zili koymuşum 5 euroya. Şimdi dedi ki ben alabilirim dedi. Gerekirse ödeme yaparım dedi. Ben dedim de beklentim biri gelecek ki ben ona vereceğim yani. Öyle esprisine koydum ben onu. Yok dedim ya ben satmıyorum dedim ama size göndereyim dedim. Gönderdim çok hoşuna gitti ya dedi böyle karşılık beklemeyen insanlar var dedi burada dedi. Aa. Bir yılda dedi benimle dedi şey yapıyorsun dedi. Ne durum? Almanca konuşuyorsun dedi artık dedi anlıyorsun dedi. Sonra bisikletin üzerine takmış o zili. Yani bir eşyanın bir işe yaraması önemli bakın, abi biz ya. Burada ne kadar paraya ihtiyacımız olursa olsun. Önceliğin ilk sıran inandığın değerleri sevdirmekse arkadaşlar. Allah görüyor her şeyimizi de. Siyahta beyaz ne kadar net belli olur. Bencil olan bir coğrafya ister istemez. Hayat modernite böyle getirmiş. Karşılıksız hiçbir şeyin dönmediği falan. Ki kimi evlerde bile karı kocanın ayrı ayrı aldıkları var ayrı ayrı gibi böyle garip garip bize çok uzak olsa. İşte burada çok dikkat çekiyor biliyor musunuz? Böyle müstani olmanız, ikramda hediyede bulunmanız. Çok şeyi çok hızlandıracak bir mevzu hediyeleşme. Karşılık beklememe bize mesafe katlettirecek. Bir şey söyleyenler var mı abi? Yani ilk başlarda vardı. Bir hayırlı olsun güzel program. Bu anlamda temenniler vardı. Ortamımız da güzel abi bak. Evet evet. Belki ben iştirak edemedimden veya amatör olduğumdan dolayı bir şey yapamıyorum. Belki bir cevap da bekleyeceğiz. Olur. Olur. Şey yapabiliriz. Kadir abiyle tanıştık. Mutlu oldum. Görür görmez zaten Kadir abi gibi çapcanlı insanları ben çabucak kanım ısınıyor. Ben de hocam böyle severdim yani arkadaşlar falan. Yemek yaptım o sırada. Ben ilk Paris'e gittiğim zaman her gün yemek yapar, işte sabah yapar. Hem kendim terapi oldum. Statün, işte doğduğun yerler, ailen, her şeyden kopuyorsun ya sevdiğin yerlerden. Bu çok ciddi bir sarsıntı olabilir. İşte o dönemi ben 5-6 ay boyunca sabah yemek, akşam yemek falan, gündüzleyin tabii ki okumalarım var, yazma, çizme, şiirler falan var, tavan arası gibi bir yerde yaşıyordum. Ama bana çok ciddi bir terapi oldu. Hatta o zaman da ya evin annesi gibi oldu falan. Ve insanlar bu yemek yapma vesilesiyle var ya birbirleriyle tanıştı. Böyle kocaman bir yer, 8-10 kişi
odalarına çekilip böyle arpaya süt döker gibi bu var ya moda olmuş şey döküyorlar falan. Neyse çorbasından, pilavından, fasulyesinden falan böyle ortamlar güzel oldu. Tabii ben fazla devam ettiremezdim. Şu, hele şu zamanda artık çok yoğunum ve iki yıldır da yalnızlığa çekildim inzivaya. Uğraşımla alakalı böyle. Neden bu nedenle ama. Sen maşallah yani senin bu konuda şeyin olmam da. Bu korona denk geldi. Korona denk gelmese mesela karşı komşu tanıştım ben. Onlar o çitleri falan yaparken, odun taşırken. Almam mı bunları? Almam. Ama ilk defa mesela yardım önerdiğinizde kabul etmiyorlar. Yani bir mülteci gelmiş yardım etmek istiyor. Belki para isteyeceğimi zannediyorlar. Ondan sonra devamlı selamlaşa öyle biri olmadığımı anladılar. İşte odunları taşıdık bir iki defa. Çok güzel ya. Sonra ben değişik bir şey pişirince onlar getirmeye başladı. Ben göndermeye başladım. Aslında işte bu ya. İşte hayatlarına dokunalım ya işte. Süper hocam ya. İşte ne ona yani bu şey Alman yani. Orijinal Almanlar. Abi yani. Hiç fark etmiyor. Yani millet şey diyor da yani burada Almanlarla işte kontak kurulamıyor, şu yapılamıyor. Yani eğer biraz dil öğrendikten sonra bir de biraz istedikten sonra. Ama bahane hocam yani bir yılda yok. Sana bakar, ikinci yıl güler, üçüncü yıl konuşur falan. Bunlar tembellik bahanedir hocam. Bu insanlar avucunu açmış aslında ruhları bekliyor. Sen kendin gördün, tecrübe ettin bunu yani. Yalnızlar yani. Yalnızlar işte. Yalnızlar abi. Evet. Sen branşın üniversite okudun mu? Okudum abi. İngilizce, hatta master'ım falan da var da. İngilizce bu dil öğretimi üzerine benim yeteneğim. 5-6 tane dil biliyorum ama hadi be. Ama şey Almanca bilmiyorum işte. Onu da burada iptidai metotlarla öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi sen İngilizce hocalığını da zaten yapıyorsun. Rusça biliyorsun o zaman. Rusça biliyorum. Türkmenceyi sayıyor musun? Ayrı bir dil. Türkmence bayağı ayrı bir dil ya. Türkçeden bayağı ayrı bir dil. Yani ben bazen saymıyorum da aslında sayılabilir yani. Başka ne dil biliyorsun? Kürtçe biliyorum ben. Kırmancı? Kırmancı değil. Sorani biliyorum ben. Aa, çok iyiymiş ya. Şey başka Avrupa dilleri var mı başka İngilizce? Yok abi. İngilizce. Yok. Abi çok iyisin ya. Ay. Buraya arkadaşlar falan geliyor mu? Geliyor. Bizim arkadaşlarımız. Geliyor. Ara sıra arka bahçe var. Sen bunlara mangal yapıyorsun. Mangal yapınca geliyorlar abi. Tahmin ettim. Var mı böyle? Bir dakika hocam biz mangal yapalım da geliyoruz ya. Çaya da geliyoruz. Fark etmiyor. Abi, ama abinin elinden çıkan mangal yenir ya, ızgara yenir. Çünkü bu insanlar ihlası yani da bol takıldım. Hocam ne zaman şey yapsak hemen bir ikram için davet ediyor zaten. Ya şuraya baksana ya, gelir gelmez. Şimdi çok komik olan şu, ben bilmiyordum. O göl kenarında temaşa ediyorduk abimizle. Bir anda bir arkadaş var dedi, gidelim mi dedi. Ben de seviyorum insani muhabbetleri. Gidelim tabii dedim. Uzun süre arada çıkmadı. Artık biz son şey yapıp eve dönecektik. Başka bir şey yapacaktık. Sonra Kadir abi düştü telefona. seni tanımıyor musun? Çok komik bir girişin oldu ya. Ongevuru komünist hoca telefonları kapattırıyor. Neydi o şeyde mi? Derste mi? Dil dersinde mi? Abi dil dersinde şimdi kendine güveni olan öğretmenler daha rahat oluyorlar. Mesela benim sınıfımda öğrenci tuvalete gitmek için benden izin istemez. O kelimeyi de kullanmaz. Belki elimi yıkayabilir miyim ya da sessizce kalkar, gider, gelir, anlaşılır yani. Bu ilkokul öğrencileri iyi olduğunu da mı söylüyorsun? İlkokul öğrencileri dahil bu şekilde yani. Çocuk sessizce kalkıyorsa vardır bir işi yani. He. Ama ya da şöyle elini kaldırdığımı anlarsın, şöyle gözünüzde yaparsınız. Ama işte telefon kesinlikle çalmayacak. Tamam çalmayacak da belki ailesi var insanın, önemli bir şey var. İşte derste hiç şunu yapmayacaksın, derste bunu yapmayacaksın. İşte. Ya bunlar Almanya, normal ya Almanlarda. Abi yok ya. Sen biraz zıt mı gittin, ne yaptın? Hayır, mesela kendisi derse geç kaldı oluyor hocam. Kendisi geç kalıyor. Bayan ama, hocam herhalde. Ya bayan da işte yaşlı, o yorulmuş yıllardır. Yani terör estiriyor yani, kapattırıyor hem telefonu. Ama şöyle yani bu mesela bize karşı böyle davranıyor ama Amerika'dan bir grup gelse o insanlara karşı öyle davranmaz. Abi sen buna kıl kapmışsın, ben sana söyleyeyim. Ama şu abi şimdi biz... O telefonda var ya, bir saydırdın var ya, yok, tanımadan herhalde. Yok şöyle şimdi biz mesela Oxford'daki öğretmenlerden seminer aldık. Cambridge'deki öğretmenlerden seminer aldık. Amerikalı öğretmenlerimiz oldu. Şey, burada bir şey var, yazı var. Eyüp hocam kontrolünde olsaydı telefon yazılanlara mutlaka cevap verirdi.
Estağfurullah. Dur abimiz. Şimdi bakayım ismi neymiş. Hesap RNT Bahriye yazıyor. Ya bir şey şu şimdi abimiz şimdi bir de, lütfetti. Biz kendimize utanarak bu görevi teklif ettik. Allah razı olsun. Abimizin kim olduğunu bilmiyorsunuz yani. Ve Faruk Bey de, Faruk Güvenç Bey de yuvanıza dönmenizi talep ediyor. O bizim meşhur Faruk abimiz. Evet. Faruk abi, senin Paris'te en iyi müşterilerinden biri olacak. Abi bir King of Döner'i var abinin. %100 pirzola etinden döner yapıyor abi. Evet. Ona sözüm yok. Yoksa o saçma, soya dolu... Hele bizim Fransa hep hindi etinden yapılıyor. Abi hindi etin kendisine de razıyım da araya neler neler koyuyorlar. Böyle baktığınız zaman açık renkli bir şey. Faruk abi belki bir tereyağlı terbiye ediyorlar. Güzel yani. Yok abi. Abi zaten et kullanıyorsa sorun yok abi. %100 et. Abi ben valla keyfimi buldum abi. Yediğim önümde, yemediğim arkamda. Ondan öte dostlar. Ya Paris'te kim kapımı çalıyor be abi? Kim çağırıyor beni ya Fransa'da? Ha, onlara nazire yapıyorum zaten. Artık yuvam desem şüpheli ya. Ben de içimdekini şey. Sen öğretmen olan şeyim ben de. şu anda değil de ileride bir gün denk gelirsek ben size ızgarada bir döner pişireyim. O Faruk abinin döneriyle karşılaştırma. Abi çok iddialı değil. Zaten ben öyle bir teklifi kabul edeyim. Buradan bir teklif geldi gibi ya. Evet. O zaman önceden haber... Ay, cağ kebap yaparsın sen ya. Cağ. Yo, cağ kebaptan da değişik bir şey abi. Bunu dünyada 3-4 kişi yapabiliyor abi. Hadi be. Biz kendimiz bulduk. Valla Faruk abiyle atlayıp geliriz ha. Yok. Yok. Yok, problem değil. Yani o... O gelir gelir. Hocam, Bahri Hanım diyor ki yolunuz eğer düşerse köyünü bekliyoruz diyor. Şöyle söyleyeyim. Unutmadan söyleyeyim onu. Araya girmek zorken. Bahri Hanım, ya ben buralarda biraz oyalanmamın nedeni de güneyde ve kuzeyde iki ayrı kişiyle görüşecektim. İkisi de Türkiye'ye gitti dendi. Bir hafta yok dendi. Hı-hı. Ben de vesile yaptım. Abimizin daveti vardı. Sağ olsun beni gelip Frankfurt'tan aldı. Hı-hı. O sırada taziyeler vardı. Bu Cevheri Bey'in, gazeteci Cevheri Bey'in taziyesine uğradık. Sevinç Hanım falan birlikteydik. Sonra biz buraya birlikte geldik. Frankfurt'tan 200 saat uzak. Ben oyalandım. Güneye geri gideceğim yarın. Hayburun o şey tarafına, Baden tarafına. Sonra da eğer benim o naturalist doktor dönmüş olursa büyük ihtimalle o da dönmüş olacak. Geleceğim. Düsseldorf, Köln'e geleceğim. Ben haber ederim inşallah. Siz de bana bildirirsiniz. Gelirim. Orada hatta Köln'den bir hocamız beni davet etti. Söyleşiye davet etti. Onu da haber ederim inşallah. Gönül Hanım da Almanya'da kalmanız noktasında bir şey var. Bir diğer şey de... Baksana ya, kıymete bildim hocam ya. Valla Fransa'da soran yok beni. Tamam mı? söyle abi, keyifler. İbrahim Gözü Büyük Bey'e bir selam söyleyebilirsiniz. Selam olsun tabii ki. Tanışıyor musun? Tanışmıyorum. Hı-hı. Ama ben gerçekten abi, bak çok sevdiğim bir prototip abiyle karşılaştım. Yani bak Bursa'da bir abimiz var. Ya birebir hocam benziyorsunuz ya. Yani abi giderdik hiçbir şey, sıcak sudan soğuk su elimizi sürdürmezdi. Canlandırırdı. Cool bir abi. Cool diyorlar ya elim oda. Cool mu diyorlar? Cool falan. Cool. Böyle oraya pozitif enerji yer. Allah razı olsun. Kadir abi de öyle biri. Tamam abi, senin o döner için çok iddialısın ya. Abi ben iddialıyım ama... Faruk abi yayında mı şu anda? Bilmiyorum ki. Onu ben nereden bakacağını bilmiyorum. Tamam. Şimdi bir tarafa. Görürseniz yazar. Yani şeyler, izleyenler kusura bakmasınlar. Acemi birisi denk geldi kameramanlık. Estağfurullah. Şimdi öndekiler kaliteli olunca arkaya işte. Ya işte yani. Anlamayan birisi düştü. Abi kime bu işi yaptırdığımızı bilseniz. Ben çok değer verdiğim bir abimiz. 2-3 gündür misafiriyiz. Zaten bak Kadir abi dedi ki tam yani senlik adam olacağını hissederek dedi gidelim ona dedi. Şimdi abi bir gün... şeye gidecek, merkeze gidecek. Dedi ki ne alayım? Abi et alın dedim. Tamam. Ne yapacağız dedi. Sadık abi. Ne yapacağız dedi. İşte kebap yaparız dedim. Gitti şimdi sipariş ettiğim etleri aldı. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Etin şeyini, cinsinin ismini söyleyeyim. Cinsini biliyor, söyleyeceğim. He. İşin esprisi orada. Şimdi bende de şey var. Sığır eti var. Yani sığır etini terbiyelemek zordur. Sığır eti bir alırlar abi be. Dana eti diyelim ama bilmiyorum ya. Biraz danadan biraz daha sertti belli. Ama ben onu güzelce terbiyeledim. Şimdi
o diyerek gelene kadar o bir iki gün terbiyelendi. İlk önce bekliyorsa tamam. Evet, oldu oldu. Şimdi ilk önce onu verdim. Şimdi normalde benim sipariş ettiğim et hindi eti. Şimdi diğer arkadaşlar zaten hindi eti de güzelce terbiyelendiği zaman yani et zannediliyor. Evet. 10 kişiden 9'u kolay kolay anlamıyor onun başka bir et olduğunu. Fransa'da hindi eti onun için kullanılıyor. Kırmızı et niyetine. Şimdi abi dedim, abi bu ne eti dedim. Şu anda abi şey yiyor, sığır eti yiyor. Dedi ki, ben biliyorum ama dedi şimdi. Diğer insanlara sorayım, diğerleri bilemiyorlar. İşte şu artık deveye falan geçtiler böyle. Kimsenin aklına hindi gelmiyor. Tavuk da diyemiyorlar. En sonunda abiye dedim, abi dedi ki, ben biliyorum ama bunu dedi. Ben de satın aldım dedi. Tamam abi, o zaman siz söyleyin dedim. En son sıra geldi şimdi. Dedi ki, hindi eti dedi. Hayır dedim, hindi eti değil dedim. Bu sığır eti dedim. Allah Allah dedi ya, ben ne olabilir dedi. Tamam, doğrudur dedi. Sonra bir müddet sonra şimdi bir dahaki şişler, ilk şiş bitti. Bir dahaki şişler hindi eti. Bu sefer abiye hindi eti verdim. Şimdi hindi etini yerken arada işte şiş bitmek üzere dedi ki, ya dedi bana dedi hindi eti de versenize dedi. Bir de ondan yiyeceğim dedi. Şimdi bu sefer sığır bitti, hindi eti yedi. O yine farkında değil. Bu sefer hindi eti yediğinin farkında değil. Abi orada şişlermişler de gidiyor. Abi çok cezbedici sahneler anlatıyor ya. Baharatlar ya, güzelce kullanmayı bildikten sonra. Takipçilerimiz nerelerden takip ediyor, bir yazabilirler mi? Yani ülke olarak. Bilmiyorum şu anda kaç kişi var abi? Yukarı canlı ifadesinin yanındaki sayı değil mi? Evet, evet. 5 kişi var. Hadi ya. Yani son 500 kişi. Benden kaynaklanıyordur o. Estağfurullah abi. Yani ikimizi tam alıyor musun alıyorum, bilmiyorum. Alıyorum. Ama bilmiyorum. Alamıyorsan da Kadir abinin mazereti var. Yok tam... Yo, aldım düşünüyorum. Alıyorum. Yani Kadir abi de. Ya bizim böyle tabii ki hizmetle alakalı hayatımızda olağanüstü hikayeler var. Bugün onu konuşuyorduk da. Yani normal sıradan vatandaşların yaşamadığı özellikleri yaşıyor. Zonguldak var. Oo. TR diyor. Erdoğan. Bektaş Hisar'ın TR. Hatay var. Oo. Fatma Hanım. Fatma Dağ Hanım. Hatay'dan. Hatay sofrası da iyidir ha. Hocam. Sen zaten biraz Arap sofrasına alıştın. Yok, ben her şeye alışıyorum ben. Yeter ki güzel olsun. Bu Avrupalılar her damak tadını yiyor da biz evet. Türkler çok seçiciyiz ya. Diğer Müslümanların yemeklerini bile yiyen pek yok yani Türklerde. Ama bu Almanlar, Fransızlar abi. Her milletin yemeğini var ya hiç. Yani bu mütevazilik mi deriz artık? Erdoğan Bektaş Bey korona olan arkadaşlığı not iletmiş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Size bir korona. Mesaj. Korona olan arkadaş demiş. Erdoğan Bektaş Bey. Size söyleyeyim. Kimi kastetiyor? Senin hatırlatmak için diyor. Bu kendisiyle ilgili bir şey var. İyileştim mi hocam? Sizi takip ederek geçti günler diyor. İfade ediyor. Yani bizi takip ederek mi iyileştin? Yani öyle bir deva yürümüş. Yani o tedavi sürecinde herhalde rehabilite etmiş herhalde. Bir vesile olmuş galiba. Şimdi evet. Şeffaf bir hayatım var. Yediğim içtim falan gösterdiğim oluyor da. Ben arka arkaya bir periyotta hasta oldum. Bağırsak enfeksiyonu. Aradan bir şeker hastalığı alaka hastane. Üçüncü de ya dedim ki millete de böyle hastalık hastası bu Molière'in piyesindeki gibi olmuyor. Üçüncü de Manastır gibi Paris'in merkezinde o tarihi bina, Harry Potter şeyler çekmiş o binada kalırken yatağa düştüm. Sırf dedim ki hastalık hastası bir hava verme. Meğerse yani neredeyse yani ölümün kıyısından döndüğüm 15-20 gün, tabii korona olduğumu bilmiyorum Şubat ayı. Elhamdülillah kalıntısı kalmadı da onu ilaçla söyledim. Panikle abi zaten. Paniklemeyin. Yok ki. Abi 20 güne 2 şişe öksürük şurubu bitirdim. Yani geçiyor gibi oluyor, antibiyotik falan buldum. Meğerse antibiyotik faydası yok değil yani. Faydasını ben gördüm çünkü bakteriyel bir özelliği de var diyorlar abi buna da. Ama bir ara gece nefessiz kaldım. Abi artık nefes alamıyorum. Gece beni uyandırdı. Orada yani ellerimi kaldırdım. Allah'ım daha çok işte Instagram canlı yayın çekmem yani Allah'ım yapmam gereken çok şey var dedim. Yani ilim irfanla alakalı, o sahabe ihtilaflarıyla alakalı hani seninle daha bir tanışmama vesile olan program diyebilirim Sadık abi. Orada hakikaten bir samimi dua ettiğimi biliyorum. Tabii samimi olur abi kendi ölümünde şeyini hissediyorsam. Hatta o programda da öksürüklerim geliyordu. O 20 güne yakın ortadan kaybolmuştum. Yatakta gömülmüştüm yani böyle
sonradan korona olduğumu hatırladım. Çünkü doktoruma attığım mesajlar Mart ayında korona gündeme gelince Allah Allah dedim ya. Benim şu geride bıraktım. Doktora attığım mesajlarda ciğerimde hissediyorum kuru öksürük. Öksürürken yaka yaka geliyor. Sanki bir kuru bir boşluk falan böyle ciğerlerimde hissettim. O zaman yani Rabbim lütfetti de bana öyle bir dönüş imkanı verdi. Öyle oldu hocam ya. Yoksa seninle tanışamayacaktık. Hayat böyle yani. Hocam tanımadın da hocam. Yok tanıdım abi. Tanıdım hatta seyrettim. Seyretmedi değilim de. Ayşe. Ama şöyle yani. Avusturya'dan Recep Bey'in selamı. Avusturya mı Avusturya? Evet selam var. Avusturya'ymış Recep Tavsamaz Bey. Merhabalar. El sallayanlar var. Saime Hanım. Saime Çeltekçi Hanım. Evet, tabii ben merhaba okuyorum. Herkese. Evet. Abi Kadir abi gibi arkadaşın olacak, sırtın sağlam alacaksın demektir ya. Hastaysan sana bakar, komşuysa sana gerçek komşuluk yapar. Erdoğan Bey'in ekstra şeyleri var, teşekkürleri var, selamlar var. Yani Zehra Hanım sizin canlınızı kaçırmak istemiyorum ama bazen işte oluyorum dedi de. Girerse Ahmet Bey ile birlikte tanışalım diyecektim. Abi güzel böyle bak görüyor musun insan tek başına da olsa yerini böyle cazibe merkez haline getirebiliyor. Şu anda böyle salon gibi bir yerdeyiz. Burası depo gibi kullanılıyormuş. Burayı da yaşam alanını açmış. Abimiz açmış, toplamış. Hepsi bunların zahmet yani. Gözü kara olmak demek hocam. Neler yapılabildiğini düşünerek motive olur insan. Allah razı olsun böyle bu iki katlı bir yer mi burası? Ben gezemedim de burayı. Sen bir odada mı kalıyorsun yoksa karışık mı kalıyorsunuz? İşte işin bizim için biraz zor olan tarafı birkaç kişi aynı odaya koyuyorlar. Odalar işte büyük yani geçici olarak düşünüyorlar. Ne de olsa insanlar gelecek işte bir müddetlik kalıyorlar gibi. Yani Türkiye'nin çadırda verdiği hizmeti burası böyle binalarda veriyor. Sen kimle kalıyorsun şu anda oda arkadaşlar? Yok. Şimdilik şansım odada kimse yok. Hamdolsun. Uyku düzenini bozuyor insan. Tabii tabii. Dindarlıkları nasıl Arnavut'un adamları? Yani namaz, niyaz, şu var mı bunların? Abi onlar çok iyi. Arnavutlar çok iyi. Elhamdülillah. Evet ama ben gördüğüm kaç tane İranlı, yani bu nedendir bilmiyorum, ülkelerindeki baskıdan dolayı mı, buraya gelince Hristiyan oluyorlar. Şey değil yani, yalancıktan Hristiyan olmak değil. Mesela şöyle olsa dersiniz ki yalancıktan Hristiyan. Mesela kağıtları kabul edilene kadar yani oturum alana kadar Hristiyanmış numarası yapsa diyeceksiniz ki numara yapıyorlar. Ama öyle değil. Oturumları var, gelmişler, direkt almışlar. Ama devam ettiriyorlar Hristiyanlığı. Sorduğumuzda da şey diyorlar yani bizim oradaki yani Müslümanlık o kadar kötü ki diyorlar yani. Biz istemiyoruz diyorlar. Şii Müslümanlık. Şiilikten değil yani o baskı abi, baskı. Tabii. Yani ama onun da etkisi var. Mesela son dönem aykırı hareketler hepsi Şii Müslümanlar içine çıktı. Bahayiler, Ahmediyeler. Yani çünkü tatmin edici değil. Çok uzlaştıramıyorsun da mantığı. Yani çok aykırı böyle akılla mantıkla uyuşmayınca baştan daha sonra kopuşuyor, rahat oluyor. Kolaylaştırın diyor, zorlaştırmayın diyor ya. Bence problem oradan kaynaklanıyor. Türkiye'deki şu anda gençlerde de o problem olacak yani. Şu sende olur, ateist olur. Yani insan tatmin etmez ama İslamiyet'i anlatabiliyor muyum? Yani sen mantık yok. Yani anlatmak istedim aslında teolojisinde, dersinde. Yani sen düşünemiyor musun? Hazreti Peygamber'in hayat boyu her karesinde olan sahabeler için sen yeryüzünün en şerli cemaati diyorsun. Şimdi bu mantığa oturmuyor. Peygamber Efendimiz'e kadar ilişiyor. O zaman bu nasıl bir peygamber? Hayat boyu yanında yetiştirdiği adamlar hepsi kötü, cılk. 3-5 isim hariç. Şimdi bu bir daha seni kopartır, tamam mı? Yani ilk anda seni mantık. Yani biraz sorgulamaya başlayınca dini tamamen böyle veya başka bir dine geçersin. Yani işte bizim anlayışımız ya tereyağın bozulması gibidir. Başka bir dini seçmezsin. Yani İslamiyet'te bulamadığını bu sefer en fazla tamamen dini reddedersin. O anlamda söylüyorum. Mesela Bahayilik Şii'nin içine çıkmıştı. Ya Ahmediler şunlar bunlar ayrı zamanda. Neyse bu saatte fazla şey konulara girmeyelim de bizim diğer alan. Başkan hocam şimdi Türkmenistan'da 20 yıl geçirdin. 20 yıl. Çok uzun bir süre ya. Ya oradan işte çıkacağımızı da pek zannetmiyorduk oradan da öyle oldu işte. Çıkmanız lazım dendi ya.
Evet. Kaç yıldır ayrıldınız oraya? İşte 7-8 yıldır da Irak'tayım. Orada bir sürü insan içeride mi? Bazı insanlar attılar, sonra çıktılar herhalde. İnşallah çıkmışlardır ya. İnşallah. Ülkeler yanlış yönlendiriliyor. Türkiye'den bazı insanlar gidip yani herkese aynı kefeye koyuyor. Evet. Ya şunu da süreçte de şunu anladık. Yani bizim doğu dünyası insanları yavaş yavaş alışacak. Yani önemli olan sistem, insan değil. Yani bak bizim kral bile bizim kankamız. Bize bir şey olmaz deniyor. Bir müddet sonra bir bakıyorsun her şeyi kapattırıyor. Yani kader bize sadece Türkiye değil, bütün dünyada antidemokratik olmayan ülkelerde insanların benzer şeyler başına geldi. Yani bu kişilere indirgenmiş her şeyi artık reddetmek lazım. Dünyanın en iyi insanı bile olsa bazen sistem onu da şeytanlaştırabiliyor. Denetimsizlik olmama veya o ölür ölmez her şey bitiyor. Bu böyle olmamalı. Sistem yani bir adam makul olmayabilir ama kurduğu sistem öyle olur ki şeytan bile ister istemez melek gibi davranmak zorunda. En azından şeytan gibi davranmasını engelliyor. Güçler ayrılığı, demokratik yaşam. Biz artık bunu oturtalım yani. Kişiye indirgenmiş bir kurtuluş yolu, bir bilmem ne yolunu artık bırakalım. Allah bize okuyarak anlamadığımızı yaşatarak öğretiyor yani. Bu da öğrenmenin en kötü yolu aslında. Yani illa gözüne mi sokulacak, illa sen mi yaşayacaksın? Bunu artık anlayın yani. Hem kişisel hayatımızda demokratik olmanın, ne bileyim ailevi bazında, toplum bazında ve ülke bazında birbirine zincirleme sürükleyecek. Bizler bireysel demokrat değilsek beklemeyelim yani ülkede de insanlar demokrat olsun. Aslında bir sonuç. Çünkü bu formülizeyi bir defa Allah Resulü de buyuruyor. Yani veya Kur'an değil mi? Yani Kur'an'da da var mıydı? Nasılsanız öyle. Yok, bu hadis-i şerifti. Velhasıl biz bazen sonuçlara kızıyoruz hocam. Yani ne diyelim mesela? Bugün mesela maddecilik bizim en büyük gerçeğimiz. Bugün ülkeyi yöneten insanlara kızıyoruz ama anne babanın maddiyat para yüzünden kavga ettiğiyle çocuklar dünyaya adım atıyor. Bir ayağı çukurda dedemiz, ninemiz, babamız hala birazdan Münker Nekir'in huzuruna çıkacak. Dosyalar bekliyor, hesap sorulacak. Hala son mesajları maaşın yatıyor mu, işin ne oldu falan. Ya bu acayip bir şey yani. Bediüzzaman'ın o mezarlıkta diyor ya, bir ikisi hariç maddecilik taunundan dolayı azap çekiyorlar. Kadir abi biz bu var ya, bahsi her gördüğümüzde diyoruz ki Antalya mezarlığı mıydı, Edirne, İzmir Gebur İzmir mezarlığı mı? Yani 40'ta 1-2 kişi hariç hepsi azap çekmiş. Halbuki üstad orada Türkiye'nin anatomisini söylüyor, tamam mı? Ve bu bizim aslında evlerimizde de gerçekti yani. Yani dünyayı tanımlamaya çalışıyorsun. Daha küçükken demek ki dünyanın en önemli şeyi para. Okuldaki öğretmen maaş geçimsizliğini yansıtıyor. Camideki imamın en çok amin aldığı bölümler yani cennet bahisleri, ümmete yardım etme bahisleri değil. Ticaretimizi bol eyle. İmamın da sesi orada artar abi. Borçlarımızı eda ile falan diye falan. Orada amin sesi. Sonra biz bugün önümüze çıp çıslak ülke liderlerinde çıkınca zannediyoruz onlara has. Hayır, onlar da bir sonuç. Toplumun aynası olarak oraya çıkıyor. Veya bugünlerde şey var, biliyor musun Sadık abi? Hani restorasyonlar çok kötü yapılıyor değil mi? Tarihi restorasyonlar. Vay be, kafaya bak falan deniyor ama ben orada da şunu söylemek ihtiyacı hissediyorum. Umarım kafama bir şey atmayın da sayın takipçiler. Yani kültür sanata çok bir merak yok ya. Yani itiraf ettiğimiz arkadaşlarda da çok yok yani. Yok, ne bileyim, bir metro var ya. Metronun Avrupa yakasından Anadolu yakasına 5 dakika gelmesi aslında daha çok öncelik. Türkiye'de %2 kişiyi ilgilendiriyor o kazı yapılırken 7000 yıllık kapka cam bulunması. Sadece kızmak için kullanılıyor ama hayatında çok bir anlamı yok. Kafasını kaldırıp da yani of ve bu tarihsel bir resim, heykel, kabartma. Başı eğik insanlar gidiyor. Hayatında yer yok. Ama bilmiyorum ne demek istediğimi anlatabiliyor mu da. Bunun yansıması olarak da sadece %1-2'yi ilgileniyor. Yani estetik arayan şeyinde. Yani biz önce kendi bak geçen o abi var mı bilmiyorum. Ya arkadaşlar gezi yapıyor. Tarihi gezi ne yediklerini anlatıyorlar sürekli diyor, tamam mı? Şurada şu kebap falan. Ha sana yakışır hocam da. Hayır şöyle yemek de olmalı ama yani müzelere de girilmeli. Bir defa anlatmalı ne gördüm. Aynen, bir defa bir yere gidiyoruz. Rehber dedi ki burada da müze var dedi. Böyle yarım ağız söyledi.
Tamam abi girelim dedim. Gerçekten mi dedi? Evet dedim. Girdi çıktı. Ondan sonra dedi ki ya dedim normalde dedi ben dedi sizlerden dedi o kadar çok şey gezdiriyorum ki dedi. Ama dedi kimse müziğe girmiyor dedi. Nerede oldu bu? Bosna'da. İşte bravo dedi değil mi? Ben şok oldum. O köprünün üzerinden bir gün önce geçiyorum. Ertesi gün bizi gezdirirken diyor ki bu köprü diyor işte diyor. Bu savaşın başladığı işte diyor. Hani o milliyetçinin. Son Bosna Savaşı. Evet. Milliyetçinin o Avustralya Macaristan kralını diyor. Ferdinand'ı, Eliyat'ı. Evet. Tamam, suikastın olduğu köprü diyor. Evet, evet. Şok oluyorum o köprüyü görünce. Yani o anda söylüyor yani. O anda söylüyor. O bir kurşun dünyada nice ölümlere sebep oldu. Ve onun yanında müzesi var yani. Tabii. Ve belki de 1 euro. Bir de o yeri. Of. 1 euro mesela. Yani şok oluyorsun. Birçok kişi diyor girmek istemiyor oraya diyor. Evet evet öyle de. Ben hatırlıyorum ya bir yerde başhekimlik yapan. Antik şehir Busra, Rahip Bayıran'ın var ya, bugün tabii çok savaş olan yer. Hadi diyorum bu antik şehri gezelim aynen şöyle, hocam dur ya boyumuzu mu uzatacak falan diyor, tamam mı? Abi bak sonra da oturup biz, şunlar kötü restore yaptı ya kardeşim, toplum olarak ilgimiz yok, bir dürüst olalım ya, bir şey dönelim yani, maalesef bu şey var yani bizde yani. Abi 100 klasiği okumadan çocuk nasıl liseden mezun olabiliyor? 100 yani dünya klasikleri var ya. Sen çok iddialı bir şey söyledin hocam ya Türkiye için. Hayır şu anda korona zamanı mesela yani ille okul yapmalarına gerek yok yani. Çocuklar haftada bir kitap okusalar yeter. Değil mi? Değil mi? Yani bak mesela bizim bilir misiniz bilmem de Osmanlı mirası birçok hatlar, ne bileyim minyatürler, hatta mezar taşları birçok Hollanda'da, İsveç'te, Fransa'da olduğunu biliyor musunuz hocam yani? Acayip bir şey yani. Müslümanlara ait ilk Kur'an-ı Kerimlerin bazı parçaları falan şeyler de yani mesela bizim Paris'te National Bibliotek'te, ulusal kütüphanede, Leiden Üniversitesi var mesela orada, Almanya'nın üniversitelerinde. Hayret ederim. Niye? Sen kıymetini bilmiyorsun ki, yani sen şey yapmıyorsun ki, bir ilgi göstermiyorsun. Ne var bunun diyorsun. Yani dünyanın en güzel çinileri babamın 40 yıllık manavlık yaptığı yerin yanında benim babam için tuvaletteki fayanstan farklı değil. Ama aynı yer için şey iki tane Japon ışıklar açılır açılmaz secde ettiğinden bahsediliyor biliyor musun abi? Ya yok olamaz böyle bir şey diyor. Bir İsveçliyle tanışmıştım elektronik mühendisi. Ben dedi biliyor musun dedi şu anda ilk kez görmek istediğim ne Sultanahmet ne Ayasofya. Rüstempaşa Camii'ndeki o eşsiz Kızıl Mercan'dan şeyi izlemeye geldim diyor. Çinlileri. Bak bu bir algı ama bu genetik sabit değil. Çünkü 500 yıl önce senin dedenin yaptığı o incelik o zaman onlarda. Burası o zaman daha açlar, maişetler, derdi var falan. Bu bir dönüşüm. Birinci nesil iş kurar, canı çıkar. İkinci nesil büyütür. Üçüncü nesil gözünü rahata açan nesil. Dördüncü nesil sanat, kültür, algı nesli yani. Tamam gibi böyle uzatıp genişletebiliriz. Öyle yani. Estetik nesil ayrı. Bizden sonrakilerin belki işidir. Ama sende hem estetik var hocam. Hem şey o yemeğin estetiği var. Vallahi var yani. Çünkü o fotoğraf çekme herkesin harcı değil yani o detayı görebilmek. Bir şey var mı abi söyleyen? Şey yapmalar var. Tebrik etme. Şey var. Takdir etme simgeleri var. Bunun ötesinde şu an yani, şey yok. Sormak istediğin her şey yok. Zaten keramet vari konuya giriyoruz mutlaka. Ben de burada bir şey söyleyeyim. Buyur abi, dinleyelim. Denizli'ye gitmiştim. Tarihi bölgeleri gezdim. İşte Pamukkale'dir, oradaki müzeler, diğer müzeler, bölgeleri gezdim. Bir de çarşı içinde, Denizli'nin merkezinde bir yürüyeyim, gezeyim dedim. Birisine bir şey sordum. Sonra o da dedi ki ne yapıyorsun burada? Biz işte gezmeye geldik. İşte tarihi seviyorum. Denizli'nin de değişik şeyler, tarihi şeyleri var, yönleri var. Ben de çok seviyorum dedi tarihi. Ben dedi yıllardır tarihe hep hizmet ediyorum dedi. Tarih, yani ben bayılıyorum tarihe dedi. Hatta dedi cebimde dedi şu an bir şey var dedi. Az sonra kaçakçıyla buluşacağım dedi. Ona vereceğim onu dedi. Yani hakikaten tarih para ediyor dedi. Daha şunu da söyledi. Ya biz ben gerçekten. Evet değerli. Çok sevindim. Çocukken dedi çok daha çocukken biz başladık bu işe dedi. Çocukken dedi biz gazoz fiyatı dedi bir sürü tarihi eser bulup çıkarıyorduk, satıyorduk dedi.
Bir de onun tarihe değer vermesi başka bir anlamda yürüyoruz. Adam para kazanıyormuş. O dokunan, yanan, yakan bir şeymiş onun hayatını. Yani bu normal, bu normal Denizli'de oldu. Denizli. Ve her kazdığımız yerden de eser çıkıyordu dedi. Ve bunda da çok müşterileri vardı. Şu an azaldı da bu dedi. Ama eskiden çok yapıyorduk biz dedi. Senin şiir okuma şeyi var mı hocam? Ben şiirsiz bir şey yapmıyorum da. Var mı böyle bir şey? Yok, severim, dinlerdim. Yapma ya. Senin telefonun yanında mı? Bana oradan bir şey açmayalım. Bahriye Hanım bir sorusu var galiba. Okumaya çalışıyorum. Bahriye, RNT Bahriye hesabı var. Hocam hükümetlerin destek vermesi gerekiyor mesela. Almanya'da gençlerin kültürel, sosyal, sanatsal, bilimsel gelişimine çok destek veriliyor. Tespit yapmış herhalde. Evet, bir de öyle şey var. Burada da. Burada tabii toplumun önemli bir devri dayanlar toplumda var. Şey var. Yani bir miras kalıyor. Yani sanat diyelim ki sanat, hepsi sanatkar veya sanata destek veren tipler değil ama sonuçta içinde diyelim %10 da olsa sanata karşı, tarihe karşı ilgi olan bir kesim var. Yani o çok büyük bir oran, %10. Yani okullarda diyelim başlıyor bu demek. Tabii ki. Elbette. Ailelerde. Ve bu da devlet kurumlarında bilirkişi olarak veya şey, farklı görevlerde şey etkili oluyor. Emine Efe Hanım katılmış. Sanat veriyorum. Öyle mi? Cahit Zarifoğlu'nda aslında bir hafif bir müzik şansımız var mı? Dur. Buradan ama şey olmaz senin. Var mı bir şey? Olmaz. YouTube'a sen kapanır. Yok, başka opsiyonum var ama siz bir dakika konuşmanız lazım. Tamam. Bir dakika ancak. Olsun. Müziği açacağım. Sözden de gelecek. Arkadaşlar hadi yine sizi şiirsiz bırakmayalım dedik. Abi tamam, buraya geliş vesilem. Böyle nefsi celbeden şeyler. Ne yalan söyleyeyim. Bu kadar yemek yeme, yemek merkezli vurduk ettik ama ben şey demek istedim yani. sadece yemek olmanın sıkıntısı var dedim. Hele senin elinden çıkan var ya, kesinlikle abi az bulunan tattır. Yani bir defa ihlaslı yapıyor. Sevinçle yapıyor. Bak ben bir Allah dostuyla tanışmıştım. Babam Eminönü'nde manav. Hakikaten yüzü pırıl pırıldı. Oğlum dedi, ben lokanta tavsiye etmeye çalışacağım. Babam manavlara, lokantalara verdiği için Eminönü'nde lokantaları bilebiliyorduk, tamam mı? Şu lokantayı evladım dedi, ben dışarıda yemem dedi. Çünkü dedi orada dedi o hizmet sektörlerinde dedi tatsızlıklar, huzursuzluklar, kalp kırıklıkları çok oluyor dedi. Yemeklere sirayet ediyor dedi, beni rahatsız ediyor dedi. Bak olumsuzluklar dedi, yemek, aman Allah'ım. Ben böyle bir şey, tabii böyle bir kavram duymamıştım tabii o zamanlar. Benim bir arkadaşım da dedi abi, kendisi matematik profesörü. Ben dedi bir eve gidiyorum dedi, yemek yiyorum dedi, samimi oldu arkadaşa. Direkt demiş, bugün demiş sen yengeyle kavga mı ettin? Hadi. Aynen. Demiş ki evet, yani biraz tartıştık, nereden bildin? Yemekten hissettim demiş. Var ya, öyle hisseden insanlar var. Abi bu nasıl bir şey ya? Abi bir de... Hani ben köpüklü bana fazla geldiği zaman az teğmendim. Lan içine mi tükürdüm falan dedim oluyordu da bu başka bir şey ama yani. Hay Allah. Abi bir de hep yemek yemek konuştuk da. Şimdi kamptan bir aile geliyor diyelim, Arnavut bir aile. İlk gün. İşte onlara deniyor ki sabahleyin çıkacaksınız, buraya geleceksiniz. Dolmuşta gelecekler buraya. 5-6 saat bekliyorlar. Sabah kahvaltı yapmamış olabiliyorlar. Öğlenleyin çıkıyorlar. İşte ikindi üzere buraya geliyorlar. Ceplerinde paraları var yok veya başka bir İranlı aile içinde. İlk gün geldikleri zaman buraya belki şu karşıdaki marketten bir şey alacak paraları da yok. Çünkü kampta verilen para yeterli de değil. Belki buraya geleceklerini de bilmiyorlar. Ama fark edebiliyorsun. Ya bu ilk gün mesela geldikleri zaman, yeni biri geleceği zaman ben yemek hazırladım. İşte tavuktu, sonra baktım iki tane çocuk var. Çocuklar ne? Kızartılmış patates. İşte patatesti, işte çorbaydı. Bir de kendim, nedir o? Karnabahardan şey yapmıştım, turşu yapmıştım. Şimdi bir de meyve suyu açtım. Şimdi yediler. Yani abla o kadar memnun oldu ki yani. Dedi ki, yani
bizim için de o çok önemliydi dedi yani. İşte o o şey en çok hoşuna giden de turşuydu. Niye? Çünkü şeyde turşu yok yani. Kampta turşu yok. O bir elle yapılmış turşu. Şimdi hani geçenlerde de bir yerde denk geldim. Yani bir ihtiyacın var mı diye sormak yerine ya bir ihtiyacın var mı diye soruyorsan Sevgi Akar Çeşme diyor ki demek ki diyor, görmüşsün bir ihtiyaç var ki diyor. O zaman diyor et yardım diyor yani. Çok küçük şeyler ama o yapılacak an önemli abi. Yoksa bir insana ilk defa işte buralara gelmiş diyelim iki hafta boyunca bir Türk çayı içmemiş bir insana o çayı o anda içirmek önemli. Üç sene sonra bana kimse çay içiremez abi. İşte bak bu inanılmaz bir şey. Ben Fransa'da da dilimde tüy gitti. Havalimanında gidin ailece karşılığın aileyi. Çiçek alın elinize. Gelin hanımı hanımlar sarılsın. Unutmayın dışlanmış, ötekilenmiş, aşağılanmış, kendi sesinde bir sesin kalmadığı insanlar geliyor. Bak ruh haline de göz ardı edemeyiz. O kadar önemli ki. Bir defa 3-0, 5-0 ile başlıyorsun ya. Ondan sonra olabilecek olumsuzlukları daha tolere edebilecek bir moral değerine ulaşıyor yani. Ah ah ne diyeyim yani. Sonra da manası yok. Cahit Sarıpoğlu'nda. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harfleri acısı tutuyor. Bağışlamanı dilerim. Sana zorsa bırak yanayı. Kolaysa esirgeme. Hayat bir boş rüyaymış. Geçen ibadetler özürlü. Eski günahlar dipdiri. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harflerinde kimliğim. Bağışlanmamı dilerim. Sana zorsa yanmaya razı. Kolaysa affı esirgeme. Hayat boş geçir. Geri kalan korkulu. Her adımım dolu olsa işe yaramaz katında biliyorum. Bağışlanmamı diliyorum. Denk geldi şimdi ben seçmedim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bu arada... Bu şiir önce de. Ben de yani bildiğim şiir açmak istemedim. Denk. Bak bir tane de şey açalım. Bunlar Aysan bir takip isimli takipçiniz. Bu zamanda bir nasılsınız çok kıymetlidir. İyi ifade etmiş. İnanılmaz. Hal hatır sormak. Bahriye Hanım da yüreğinize sağlık hocam iletmiş. Yani ileteyim ben size de. Bende kalmasın üzerimde. Ya Kadir evet. Abi ben çok sevdim ya. Valla. Zaten görür görmez dedim ki Kadir abiyle bir söyleşi yapmalıyız. Bir de boşta durmuyormuş Kadir abi. Abi başka neler yapıyorsun internette? Senden biraz böyle bahsetti o şeylerden de. Abi şöyle yani... insanın... Sesi de geliyor mu yalnız böyle az geliyor değil mi? Yani söyleyebilirler, geri dönüş yapabilirler. İnsanın buralarda benim gördüğüm özellikle Türkiye'den gelen insanların en büyük çektiği şey can sıkıntısı. Yani benim canım sıkılıyor, patlıyorum. Yani özlüyorum. Ne bileyim beklentim olmadı be ya. Ya ben şunu duydum mesela başka bir yerde bir arkadaş söyledi. Arkadaş ses az demiş Üner Aysan. Biraz siz başka... biraz yaklaşınız abi. Olabilir. Bir dakika. Özür dilerim. Oturun biraz. Lütfen şöyle yapalım biraz. Tamam. Şu an daha iyi herhalde. Evet abi. Ne diyorduk abi? Sıkılıyorum, ediyorum diyen bir son bir ha, örneğe çok, geçeyim. Ya, çok bunalıyorlar. Acaba işte yani geri dönsem işte hatta mesela arkadaşın teki işte hiç bunları keşke yaşamasaydım yani gelmeseydim falan. Evet yani keşke bu iki yılı uyutulsaydım böyle değişik daha ileri cümleler de var. Ya bunun olmaması için şimdi beyin şöyle bir şey abi siz insana en zor gelen şeyin bir tanesi hiçbir şey yapmadan durmaktır yani hareket etmeden dur demek çok büyük bir işkencedir. Veya işte bir şey düşünmeden mesela insana bir şey düşündürmemek. İki de böyle birden müziği açmak, kapatmak. Yani beyni manipüle etmek çok kötü bir şey. Beynin devamlı meşgul olması lazım. Bu da illaki
tamam, dil öğrenmek olabilir. Dil öğrenmeyi sevebilirsiniz. Öğrenmeniz de lazım. Ama onun dışında kendinize başka şeyler de bulabilirsiniz. Mesela ben bisiklet tamir ediyorum. Ama gittim, satın aldım aletleri. Yani bu bir şekilde kendinizi meşgul etmek zorundasınız. YouTube'dan film seyretmekten daha enteresan geliyor. Bir bisikletin nasıl tamir edildiği ile ilgili bir video seyretmek. Veya elektrikle ilgili olabilir, elektronikle ilgili olabilir. Yani bir de mesela eğer siz Avrupa'ya geldiyseniz, yani bir musluğu takamıyorsanız, evde bir anahtarı, prizi değiştiremiyorsanız,